Erzurum Web TV sizin ekranınız. Kasım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Kasım Altun Sirt'liyim. İstanbul'da pazarcıyım. İstanbul'da pazarcı olarak çalışıyorum. Kasım Bey, şu son dönem için pandemi sürecinde pazarda ve piyasalar hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii, ne demek, buyurun. Özel haber. Pazarla ilgili, pazarda şu an fiyatlar gerçekten çok uçuk olarak sürmekte şu an. Bunun normal çiftçiyle pazarcının arasında olan bir şey değil. Halcıyla çiftçinin arasındaki olan da bir şey değil. Şu an çiftçi tamamen 2 milyona mal olan şey pazarcıya, halcıya 10 lira 12 liraya satmakta şu an. Bunun şeyi de tabii ki halciler değil, vatandaşa yansıtıyor. Bugün bir karnabaharın tanesi 12-13 milyonken halde pazarcı bunu alıp getirdiği zaman ona 15 milyona mal oluyor. Ve bu karnabaharın bir tanesi 1,5 kilo gelmiyor. Gelmediği için de kilosu 10 milyona sattığı zaman 12-13 milyon para topluyor. Aynı zamanda onu süren bir lahana mesela aynı öyle. Lahananın kilosu şu an Samsun'da 1 milyon 200 ile 1,5 milyon arasında bir lahananın kilosu yükleniyor. Lahananın bir tanesi iç içe 5-6 kilo geliyor. Bu ne demektir? Bir lahanasının 7-8 milyona maliyeti olmakta. Pazarda bunu sattığın zaman 10 milyona hiçbir vatandaşın ileriki ağır geliyor vatandaşa. Vatandaş bunu yemekte zorluk çekiyor. Domatesin kilosu 2 milyon yerindeyken burada 5 milyon olmasının sebebi diyorlar mesela. Domates yerinde 2 milyon değil. Domates yerinde bile 5 milyon. Şu an pazarda bile 5 milyona satılıyor. Bunu tamamen pazarcı şu an sadece biriktirdiğini yemektedir. Yani para kazandığından falan değil. Halcı para kazanıyor mu kazanmıyor, o tabii ki kazanır halci. Bunun en şey büyük faktörü olan büyükşehir belediyeleridir. Çünkü büyükşehir belediyeleri manavları vesaire marketleri kontrol etmemesinden dolayıdır. Bugün markete gidiyorsun, aldığın şeyin normal kese kağıdında bir mal alıyorsun. Kese kağıdını sana gram olarak satıyor ve kese kağıdının parası dahi alıyor senden. Bırak poşet yani. Bir poşete mal dolduruyorsun. Zaten poşet kiloyla alındığı için, onu mal onunla tarttığın için zaten poşetin parası almak zorunda, alıyorsun çünkü. Hani gramaja geliyor ve ayrıca poşet parası tekrar almak zorunda kalıyor normal vatandaşta. Ama pazarda öyle bir şey yok. Milletin pazarları tercih etmesi için gerçekten tercih etmesi lazım. Manavlardan değil de, marketlerden değil, sadece pazarları tercih etmesi lazım. Pazarlarda çünkü hem günlük mal geliyor, hem taze mal geliyor, hem günlük halden aldığı gibi getirip o gün tüketmesi lazım. Yani market gibi bekletmemesi lazım. Ki bekletmiyor. Durum bu. Peki şu anda son dönemlerde halkımız pazarcıların fiyatları yükselttiğini söylüyorlar. Öyle bir şey var mı? Yani size gelene kadar hangi evrelerden geçiyor? Siz yani cüzi bir miktar mı kar ediyorsunuz? Bu konuya da bir açıklık getirebilir miyim? Kesinlikle şu an pazarda hiçbir tane esnaf doğru düzgün para kazanmıyor. Marketçiler para kazanıyor. Çünkü niye? Markette bir kilo domates aldığın zaman, bir kilo 100 gram geldiği zaman o 100 gramın parasını alıyor senden. Ama pazarda öyle bir şey yok. Pazarda her kantarda en az 150 gram, 100 gram, 150 gram gidiyor ve parasını almıyor pazarcı bunu. Bu 10 milyonluk bir malda 100 gramı 1 milyon demektir. Ve bunu almıyor şu an. Özel haber. Kasım Bey, yasakların gelmesiyle birlikte şu an pazarlarda olan denetlemeler nasıl gidiyor? Bilgi alabilir miyiz bunun hakkında da? Polis güçleri gerçekten bu konuda güzel çalışıyorlar pazarda. Yani şu anki İstanbul Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Normal Necepçileri pazarda bıraktı. Vatandaşların arasına artık katlamıyorlar. Ne yazık ki. Ve görevlerini dört dörtlük yapıyor. Allah razı olsun. Allah ve yar ve yardımcıları olsun polis kuvvetlerin. Bu konuda pazarda sosyal mesafede gerçekten uyuyoruz. Yani normal 12 metrelik olan tezgahımda şu an ben 7 metre açıyorum. Çift taraflı 3'er metre yer bırakıyorum. 2'şer metre, 3'er metre bırakıyorum. Sosyal mesafe bırakıyorum. Ve elemanlarım kesinlikle ne sigara içtiriyorum ne de maskesiz tezgahta durduruyorum. Sigara içeceği zaman gidiyor arabada sigarasını içip öyle geliyor tezgaha. Bunun herkesin bu kuralına uymasını istiyoruz tabii ki. Bir dernek başkanı olarak bütün pazarların giriş çıkışlarına maske dağıtmaları zorunlu getirmesi lazım Büyükşehir Belediyesi. Ne yazık ki bunu yapamıyorlar işte. Peki Kasım Bey, son olarak müşterilerinize
esnaf kardeşlerinize ne söylemek istersiniz? Ben bunu sadece pazarcı arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Gelen bütün bayanlar ilk önce anamız ve bacımızdır ve onlara o gözle bakmalarını rica ediyorum. Yani ilk önce ailesini göz önüne bulundurup ve o şekilde davranmalarını için büyüklerimizi gözünün önüne aldırıp o şekilde davranmalarını istiyorum tabii ki. Ve pazarcı olarak da bizim bir grubumuz var. Öyle gelen ablalarımıza ters tepki verenler, yani işte olabilir, insanlık hali, bir abla geliyor, malı alıyor ve tekrar beğenmediği için bırakıyor ve tartışmalar oluyor. Bunları biz engellemek için gerekirse pazarcılarla kavgada ettiğimiz günler oluyor. Pazarcıyı ters yüz, yani müşteriyle iyi davranmaları için. Aynı zamanda ben 3 sene önce bu hafta bu konuyla ilgili Gebze Belediyesi'nde ödül de almışım. Bunun sertifikasını da aldım tabii ki. Bu pazarcı olarak sadece ben değil, bizim Gebze pazarcılarının %80'i dernek başkanımızın huzurunda bunun şeyini de aldık, sertifikasını da aldık. Aynı zamanda bizim Kartal Pazarcılar Odası Mete Poyraz'a da teşekkür ediyoruz ve Gebze Pazarcılar Odası Ziyaettin Eret'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlgi ve alakaları için gerçekten daima yanımızdalar ikisi de. Kasım Bey, bizi kırmayıp bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi buraya layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Erzurum Web TV, sizin ekranınız.